Odak noktasıyla yeniden birlikteyiz. Aylardır konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turun ardından sona erdi ve yeni Cumhurbaşkanı'yla ve hemen sonrasında yeni müzakere süreciyle gündem şekillenmeye devam ediyor. Yeni müzakereci olarak Dışişleri Bakanı Özgür Nami'nin atanması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla Ankara ilişkilerinin kazanmış olduğu yeni boyut ve müzakere sürecine ilişkin Birleşmiş Milletler'den gelen ara çözüm açıklaması ve Aydın'ın bugünkü ziyareti. Aslında yeni bir dönem, yeni bir Cumhurbaşkanı'yla yeni süreci değerlendireceğiz bugünkü programımızda. Konuk olaraksa Milliyet Gazetesi Kıbrıs temsilcisi Sayın Sefa Karahasan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. İyiyiz. Dediğim gibi az önce de uzun bir süredir konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yeni bir dönem müzakere süreci. Ankara ile yaşanan polemikler sonrasında Cumhurbaşkanı'nın Sayın Özgür Nami'yi müzakereci olarak işaret etmesi ve bugün itibariyle Aydın'ın adaya gelmesi. Tabii ki Sayın Akıncı çarşamba günü de Ankara'ya ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu pencere içerisinde gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yorumlamak gerekir? Yani, yeni dönemi, yeni gelişmeleri. Yani yeni dönem, yeni gelişmeler yok aslında. Bence yeni Sayın... Bunu yeni dönem olarak adlandıramaz mıyız? Hayır, yeni gelişmeler yok. Yeni dönem var. Bu arada... Af olduğu için dilimde biraz sıkıntılı konuşabilirim. O nedenle de özür dilerim. Sayın Dervişeroğlu'ndan sonra Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir süreç başlayacak. Ancak gelişmeleri yeni olarak adlandıramam. Zaten Sayın Dervişeroğlu da gelmiş olsaydı Kıbrıs sorunuyla ilgili süreç Mayıs ayında başlayacaktı. Ki Mayıs ayında ayın 11'inde liderler bir yemekte bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı çarşamba günü Ankara'ya gidecek. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı ile hükümet yetkilileriyle görüşecek. Ondan sonra Sayın Özgür Nami'nin atanması bence önemli. Yeni denilebilecek bir şey. Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra bizi çok hızlı, çok yoğun bir süreç bekliyor Kıbrıs konusunda. O nedenle Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak umarım anlam planı döneminde yaşanan o boğucu manipüle haberlerin yer almayacağı, toplumu bilgilendirici, gerçekten topluma bilgi veren bir sürecin yaşanacağı bir dönemin olmasını diliyorum. Çünkü biliyorsunuz anlam planı döneminde beş parmak dağlarına villa yapan gazeteler bile vardı. Çözümle birlikte euro yağacak diyen yazarlarımız bile vardı. Topluma gerçekleri anlatan, toplumun, Kıbrıs Türk toplumunun ve Kıbrıs'ın toplumunda ortak çıkarlarını savunabilecek bir sürecin yaşanmasını açıkçası diliyorum. Sayın Mustafa Akıncı ile birlikte ciddi bir olumlu hava oluştu. Hem güneyde hem kuzeyde. Bu şu değildir. Sayın Eroğlu çözüm istemiyordu veya olumsuz bir hava vardı noktasında değil. Rumlar Sayın Eroğlu'na karşı biraz muhalifti. Sayın Mustafa Akıncı seçilince daha farklı bir adım, tutum içine girdiler. Belki yeni dönemde bizi çok hızlı şeyler bekliyor. Ama sevgili Mert, orada bunlara yorum yapmadan önce de Sayın Dervişeroğlu'na, Kıbrıs Türk halkına yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etmek gerekir ve yeni hayatında da mutluluk ve huzur, sağlık dilemek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Eroğlu bence Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin görevlerini yapmaması nedeniyle seçimi kaybetti. Bunu da not olarak geçmek gerekir. İç gündeme ikinci bölümde aslında geçmeyi düşünüyorum. Yok, not olarak geçtim daha. Tabii. Yok, hayır. İç gündemle ilgili. Çünkü aynı zamanda siyasi partilerde de şimdi kurultay aslında sancısı yaşanıyor diyebiliriz. Bunlara da değinmeden önce ben aslında yeni dönem derken herkesin bunun yeni bir başlangıç noktası olabileceğine ilişkin görüşünün aslında
bir ifadesi olarak bunu değerlendirmeye çalışmıştım. Zira uzun süredir yaşanan bir kriz vardı. Daha doğrusu aslında kriz edememek gerekir. Anayasa serisinin masadan ayrılması, tırnak içinde söyleyelim, Navtex'in bahane edilmesi, sonrasında Sayın Eroğlu'na yüklenilmesi. Ancak anayasa serisinin ve Rum kamuoyunun da tırnak içinde destek vermiş olduğu ve bir aslında sevinçle karşılanan Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi, yeni bir müzakere heyeti oluşacak olması, yeni bir dinamik oluşacak olması acaba bu defa nasıl bir etkisi olur sorularını da akıllara getirdi. Vallahi aslında anayasa serisi de seçildiğinde biliyorsun evetçi bir lider olarak bir sevinç yaratmıştı, olumlu bir hava yaratmıştı ama bunun böyle olmadığını görmüştük. Ne dersin, bir benzer yaşadın mı? Değil mi? Şunu unutuyoruz. Seçildikten sonra devletin bütün kademelerinin, bilgilerine, her şeyine ulaşma fırsatımız olur. Biz böyle boş koltuklarda görev olmadan, hiçbir sorumluluk olmadan konuşmayı seven toplumuz. Yani mesela Cumhurbaşkanı'na görüşmeciliği biz en iyi öğreten bir toplumuz. Veya Futbol Federasyonu Başkanı'na en iyi yöneticiliği öğretmeye çıkan bir toplumuz. Veya gazetecilere gazeteciliği en iyi öğretmeye çıkan toplumuz. Öyle böyle bir hastalığımız olan bir yönümüz var. Her şeyi çok iyi bilen, her konuda yorum yapabilen. Ama mesela Sayın Mustafa Akıncı seçildi. Sayın Mustafa Akıncı'nın kendi iradesiyle yaptığı adımlara bile artık böyle kuşkuyla bakan, onu yerden yere vurabilecek bir zihniyete de dönüşmüşüz. O nedenle Sayın Anastasiadis göreve geldikten sonra tabii ki muhalefet lideri değil artık. Bir Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve başkanı ve önüne gelen bilgileri, belgeleri, görüşme sürecini tutan, her şeyi çok daha net görebilen, çok daha net okuyabilen. Ona göre de bir devlet politikası varsa da onu yürütüyor. Sayın Akıncı da göreve geldikten sonra Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları noktasında hareket edecektir. Yani kimse şunu beklememeli. Yani Sayın Akıncı 3-5 kişiyi memnun edecek diyen realist tutumlar dışına çıkarak birilerine kafa tutacak veya işte şu konuda şunu yapacak noktasında olmak hayalcilik olur. Ve şunu bu topluma yapmamamız gerekir. Yani sürekli yıl sonu çözüm olacak, şu baş çözüm olacak, şu tarih çözüm olacak söylemleri bence toplumda yozlaşmayı yaratıyor ve toplumda direnci kırıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu adada neredeyse 50 yıldır aynı sözler söyleniyor. 50 yıllık BM genel sekreterlerine, özel temsilcilerine, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk tarafındaki liderlerin, sözcülerin, dışişleri bakanlarının kim ne varsa açıklamalarına bakın. Hepsi bir yıl sonunu hedef vermiştir. Yani artık olmadıktan sonra toplumda da bir direnci kırıyorsunuz. Bence bu dönemde yeni şeyler olacak ama Sayın Mehmet Ali Talat döneminde de bu toplumu çok müthiş bir şeye sokmuştuk, ümide sokmuştuk. Ben bunu bir yazımda da yazdım. Çözümsüzlükten umuda, çözüme gibisine bir yazı yazdım. Bir umut var ama biz bu umudu realist gerçekler üzerine kurarak topluma anlatmamız gerekir. Ben bazı yorumları görüyorum. Böyle havadan, şovdan bahseden yorumlar. Yani Sayın Akıncı'nın elinde bir çözümü sağlamak gibi bir sihirli anahtar veya bir değnek yok. Sonuçta Kıbrıs Rum tarafı da karşısındaki o Sayın Anastasiadis de adım atmak zorunda. Ki Sayın Anastasiadis neredeyse güven yaratıcı önlemler ve yemek konusunda yaptıkları açıklamayla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Akıncı'yı zor durumda bırakmak için yapılan hamleler. Evet, ona bir açalım istersen. Yani mesela daha Türkiye'yle, ki bu bilinen bir aslında devlet geleneğidir. İlk yurt dışı ziyaretleri karşılıklı olarak iki ülke arasında gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında. Türkiye için ilk ülke yurt dışı ziyareti anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bu biliniyordu. Anastasiadis'in seçim öncesi gündeme getirmiş olduğu iddia edilen, Rum basına yansıyan ara bölgede sosyal içerikli yemeği aslında bir diplomatik çalım mıydı Türkiye karşı? Yani şöyle, Türkiye'ye karşı değil de bence. Mesela cumartesi yemek yenecek dedi liderler. Bunun açıklamasını Sayın Hristolidis yaptı, Rum sözcü, hükümet sözcüsü. Sayın Hristolidis bunu yapmaması gerekirdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı tarih ve yer konusunda mutabak olmadıktan sonra denilebilir. Ya Mert, seninle cumartesi buluşabiliriz. Ama bunun son teyidini almadan bunu açıklamasını yaparsanız siz Türkiye ile Sayın Akıncı'nın arasında bir şey yaratma, gerginlik yaratmaya
sebebiyet verme amacını, art niyetini güttüğünüz ortaya çıkar. Ve güven yaratıcı önlemler de öyle. Sen düşünebiliyor musun şimdi? Çok önemli mayınlarla ilgili haritayı vereceğim diyor. Beş parmaklarının olduğu bölgede mayın yerleriyle ilgili harita vereceğim diyor. Peki bugüne kadar neden vermedin? Yani çok mu yani insan hayatından önemli ne var ki sen bu haritaları mesela bugüne kadar vermedin? Şunu soralım, bu konuya da girelim. O dört maddelik pakete evet. gireceğiz ama madem konuyu açtın evet. soralım. Şimdi bilmeyebilir vatandaşlar. Evet. Şu anda bizim bilemediğimiz, yerini bilemediğimiz, tespit edemediğimiz, bugüne kadar aranmayan bir mayın tarlası mı var? Kullanıma açılacak olsa vatandaşlara bir tehlike arz edebilecek bilemediğimiz öyle kör noktalar mı var da böyle bir güven yaratıcı sözde, güven yaratıcı önlemler adına? Olabilir, olabilir. Güven yaratıcı önlemlerinin yapacağını açıkçası daha önce tahmin ediyorduk. Bazı konuştuğumuz Rum meslektaşlarımız veya Rum kaynaklarımız zaten güven yaratıcı önlemlerin adımın atılacağını daha önceden söylüyordu. Dört maddeyi de biliyorduk. Ama Sayın Anastasiadis'ten bu beklenebilir. Önemli olan biz ne yapacağız karşılığında. Çünkü Sayın Anastasiadis bunu yaparak Anastasiadis yönetiminin Kıbrıs Türk tarafından da bir adım bekliyor. Sence, sana yani, göre bu dört maddenin karşılığı mesela Maraş olabilir mi? Hayır canım, Maraş'ta hiç ilgisi güven yok. Ama Maraş açılmak zorunda. Yani Maraş mutlaka açılmak zorunda sevgili Mert. Yani Maraş'ın o şekilde kalmasının ne Kıbrıs Türk tarafına bir yararı var, ne Kıbrıs Rum tarafına, ne bir başka yere. Yani bir bu paketin içinde Maraş hep gündemde. Hayır, Maraş zaten. Ama biliyoruz ama Maraş şey hep gündemde. Şöyle, bu paketin içinde bir Ercan olsa bugün hava nasıl olur? Ercan da olacak zaten. Ercansız olur mu canım? Kasulidis zaten söyledi. Ercan'ın bir formülü bahsediyor ama Ercan'ı onlar farklı bir formülde bahsediyor. Yani Ercan'ın yönetimini de biz BM ve biz alalım noktasında hareket ediyor Rum tarafı. Bu bütünlüklü bir, sen özünname müzakereci, bütünlüklü bir çözümün parçasıdır Maraş dedi ki doğru. Şimdi Mert, hem bu adada çözümden bahseden bir taraf var, hem de Maraş gibi veya bir başka gibi adımların atılmasını savunan bir taraf var. Şimdi siz bu şekilde parça parça çözmeye çıkarsanız adada iki ayrı bir kesimi ciddi şekilde yaratırsınız, iki ayrı bir devlet noktasında hareket edersiniz diye düşünüyorum. Bunu savunmuyorum anlamında söylemiyorum. Bunu birleşmeden, işte mutlaka bir çözümden bahsedenlerin bile yanlış algıladığını, topluma yanlış bilgi verdiğini düşünüyorum. Mesela bu konuda Sayın Akıncı ne diyor? Sayın Akıncı bütünlüklü görüşmelere paralel olarak yürütülebileceğini söylüyor. Hayır, şimdi şunu artık gözden akıldan çıkartacağız. Sayın Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Bu saatten sonradır söyledikleri önemli olan. Bu saatten sonra söylüyorum. Evet, işte, hayır hayır. Bazı yorumlar için yapıyorum bunu sevgili Mert. Ben diyorum bu saatten sonra ne söylerse artık geçerlidir. Çünkü şu anda aday değildir. Şu anda muhalefet lideri değildir. Cumhurbaşkanıdır. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın atacağı adımlar çok önemlidir. Cumhurbaşkanı ama şurada var. Sevgili Mert, şunu da unutmamamız gerekir. Biz bir öneri yaptığımız zaman Sayın Akıncı'nın adıyla veya Sayın Akıncı yaptığı zaman ondan geri dönüşü olmayan bir süreç yaşanabilir. Çünkü sorumluluk mevkiinde olan bir lider ve Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk toplumunu temsil ederek atılacak adımlarda çok daha titiz bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ki zaten özünlamede bunun bir göstergesi. Şimdi bu cümlelerin arasından ben şunu anlıyorum. Yani biraz daha açık olalım. Şimdi sen bu Maraş söylemi, yani bütünlüklü görüşmelerin görüşmelere paralel olarak sürdürülmesinin, bu söyleminin aslında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın seçim öncesi vermiş olduğu vaat. Aslında bugün bunu söylemiyor olduğuna ya da bunun üzerine çizmediğini mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Bütünlüklü bir çözümün bir parçası noktasında Maraş'ı ele almak daha doğrudur. Sayın Akıncı da bunu savunabilir. Ama Sayın Akıncı'nın seçim dönemindeki bahsettiği Maraş açılalım noktasında şimdi çok farklı bir cümleler de vardır. Maraş'ı açalım, eş zamanlı olarak Ercan ve Mavosa Limanı'nda uluslararası aidet kazanması noktasındaki cümleleri de vardır. Önemli olan bu pakettir. Bu paketi Rumlar kabul edecekse zaten hiçbir sorun yok.
Zaten bununla ilgili hazırlanmış paket de var hazır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu mutlaka görecek. Ara formül bu olabilir mi? Mesela ara formüllerden bahsediliyor. Ara formüle bu şekilde devam ettiğiniz zaman siz bütünlüklü çözümden kaçmış olursunuz, sapmış olursunuz yolundan. O nedenle sadece böyle parça parça çözersiniz. İki ayrı bir devlet noktasında Kıbrıs süreci devam eder. Bunu Birleşik Kıbrıs'ı bahsedenlerin hem bütünlüklü çözümden bahsetmesi hem de tezatlığını vurgulama açısından söylüyorum. Bunu ben doğru veya yanlış açısından söylemiyorum sevgili Mert. Hem bütünlüklü çözümden bahsediyorlar hem de parça parça çözümden bir tercih yapmamız gerekiyor. Evet, bunun birbirine aslında tezat duruş olduğunu ama aslında da Maraş karşılığında, Maraş'ın aslında sahiplerine iadesi değil, Birleşmiş Milletler gözetiminde açılmasına, iki toplum kullanımına ve karşılığında Ercan ve Maraş'ın açılmasını söylüyorsun. Maraş'ta cihanlar, fareler, neler var? Bu söylemi herkes söylüyor. Yani şimdi herkes söylüyor ama bir dakika. Fare böcek edebiyatı değil. Hayır. Kime verileceği ya da kime açılacağı önemli değil, değil mi? Sevgili Mert, Maraş birine verilip verilme noktası da değil. Maraş bir orta yol açmak ne demek? Açılabilir. Peki açmak ne demek? Bir şey sorayım. Kenan Evren ne dedi? Eski Genelkurmay Başkanı. Maraş'ı biz niye aldık dedi. Kost olarak ele tutmak. Hayır, almayacaktı normalde. Terk ettiler. Biz de aldık. Elimize koz olarak kalsın gibisine söyledi. Evet. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı söyledi. Bu biliniyor söyledi. Zaten. Hayır, ben de demek istediğim orada o yapının durması Kıbrıs Türk tarafını bir şey kazandırıyorsa... Tamam. Bu kozu iyi kullanabilme anlamında hayır, soruyorum. Kozu da kullanalım o zaman. Biz de kullanmak için adımlar atılsın diyorum. Yani Maraş'ın açılması toprak veriliyor veya bir şeyden taciz veriliyor olarak algılanmaması gerekir. Tamam. Şunu sormaya çalışıyorum. Maraş eşittir Ercan artı Mausa Limanı'nın uluslararası Rum bunu söylemese ne yapacağız? Evet. Rum derse ki Maraş eşittir Ercan ve Mausa'yı kabul etmiyorum derse. Çünkü niye kabul etmiyorum? Senin Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı yapmış kişi zamanında bunu bu şekilde aldık dediği için size karşılık vermemize gerek yok derse de Rum bir anlamda haklı da çıkar neredeyse. Yani biz diyorum ki mantıklı düşünerek Maraş'ı şunu yapacağız sevgili Mert. Artık bu ülkede şu gerçekler üzerine gideceğiz. Milliyetçiliği de barış ve çözüm laflarını da artık bir dengeye oturtarak gitmek zorundayız. Yani ne kimsenin ana vatanın sevgisini sorgulamak ve kimsenin de çözüm isteneceğini sorgulamak gerçekten toplumlara zarar veriyor. Evet. Ve bu Kıbrıs Türk toplumu üzerinde sağlıksız yorumlar soralım. Yapmamıza neden şunu oluyor. Soralım. Şu anlamda sağlıksız. Bizler değil. Dışarıdan yapılan yorumlar sağlıksız oluyor. Çünkü Kıbrıs Türk toplumunun bilmiyor. Sayın Akıncı ile Sayın Erdoğan'ın yaşamış olduğu basın önündeki bu polemiği nasıl değerlendiriyorsun? Güney'de yakından, nabzını yakından tutan bir gazetecisin. Zaman zaman oradaki siyasilerle de bir araya geliyorsun. Haberlere zaman zaman konu ediniyor bu görüşmelerin. Özellikle bu polemiğe ilişkin bir görüş aldın mı? Vallahi İsim vermen önemli değil şunu ama söyleyeceğim. Sence burada kaybeden kim oldu? Bu polemikte. Ha, bu polemikte kaybeden yok. Ama keşke bu polemik medya önünde yaşanmasaydı. Daha önce de yaşandı ama orada bir programda sunucunun canlı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı verip Sayın Akıncı'ya soru sorması bence Sayın Akıncı'yı çok zor durumda da bıraktı. Yani doğru şık da değil açıkçası. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı tam net nedir ne dinlemeden pat bir soru sordu. Bu arada soruyu soran muhabiri tanıyor musun? Yani CNN'le o programı yapan CNN'le bağlantılı yani olabileceğini düşünüyor musun? Yani çünkü Sayın Akıncı'nın programa davet edileceği saat belliydi. Sayın Erdoğan'ın da havalimanında uçuş öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacağı da biliniyordu. Bunun sence bilinçli olarak yapıldığını söyleyebilir miyiz? Yani buralarda fazla bir şey aramamakta fayda var. Yorum ama, yapmayayım diyorsun sen diğer ifadeyle. Anladım. Fayda var ama şu da var. Yaşanmış bir şeyler varsa mutlaka nedenleri de vardır. Bu krizi hazırlamak için elinden gelen yapan insanlar da vardır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı 3-5 kişinin şövenist düşünce ve hareketleri nedeniyle bundan sonra bir şeyler yapmayacaktır. Sayın Akıncı'nın tavrı, dik durması, diklenmemesi zaten Kıbrıs Türk toplumunun özlediği bir şeydir. Ama bazıları dik dur ama diklen de noktasında hareket ettiği için bundan sonra Sayın Akıncı'dan bunu kimse beklemez. Yani diklenmek başka şey, dik duruş başka bir hayır, şey. Hayır, şimdi diyorum ki, şimdi Sayın Akıncı'dan beklenen Kıbrıs Türk toplumunun beklediği dik dur, diklenmedir. Bu gerçekten
beklenen bir konsepttir. Ama bazıları var. 3-5 kişi var bunuda. Ben azınlık, azınlık olarak beklenmen gerektiğini diyorlar. Sayın Akıncı özgürlüğünü atadıktan sonra Sayın Akıncı'ya hakaretler yazan zihniyet, tipler dik dur ve diklen diyorlar. Yani böyle bir mantık var. Ötesine geç. Ötesine saldırma. Geç. Ama bu konsepti Güney Kıbrıs'ta ilişkilerde yürütmeye çıksın Sayın Akıncı. Diyelim ki aynı oldu. O Sayın Akıncı diklenmeye kalksın. Hayır. Güney saraya hapsedecekler. Yani mantıksız böyle derler ya uzaktan davulun sesi. Peki Sayın Akıncı bu süreci nasıl anlatıyor? Sayın Eroğlu, pardon Sayın Akıncı burada bence bir örnek vereceğim. Bunu sürekli veriyorum sevgili Mert. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kıbrıs Türk toplumun hakkını savunan, bunu Türkiye ile ilişkilerde bile savunan insanlara sahip çıkacak iradededir. Bence Türkiye Cumhuriyeti de Ankara'da da böyle liderlerin olmasından mutlu olur. Dik durmak çok önemlidir. Sizce Sayın dik Erdoğan duran, Sayın Akıncı'nın seçilmesinden mutlu mu olur? Ben dik duran bir liderden bahsediyorum ki Sayın Akıncı seçilmiştir. Sayın Akıncı ayın 6'sında Ankara'ya gidecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kim seçilirse seçilen iradeyle yoluna devam eder. İşbirliğine de devam eder. İsimlere kimse, bakmaz diyorsunuz. Kimse hayır şunu yapmaz. Bunu kimse yapmaması gerekir. Yani Sayın Akıncı seçildi ben ondan hoşnut değilim ve bir başkası seçildi ben onu sevmiyorum gibi bir lükse sahip de değildir açıkçası. Evet peki önemli. Yani peki, bunları sorgulamamak gerekiyor. Özünami noktasında sevgili çok ciddi eleştiriler aldı Sayın Akıncı. Özür dilerim. Şunu da vurgulamak gerekiyor. Kıbrıs Türk halkı bir karar verdi. Eğer ki sürekli Sayın Akıncı işte Türkiye sever mi? Yok Sayın Akıncı Sayın Erdoğan sever mi? Yok şu bu şekilde sorularla sorduğumuz zaman veya bu şekilde konuşmaya devam ettiğimiz zaman bir şey kazanmayız. Elimize bir şey geçmez. Artık seçim bitti. Yani sonuçta Kıbrıs Türk halkı bir kararını verdi. Yani ben de sevmek zorunda değilim. Sen de sevmek zorunda değilsin. Kimse sevmek zorunda değil. Ama sonuçta Kıbrıs Türk halkı Sayın Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı seçti. Artık bu süreçte eleştirilerimizi yaparken sırf koftiden derler ya Kıbrıs'ta. Eleştiriler değil. Gerçekçi zeminler üzerinde. Siyasi çıkar için değil. Bir makam bir mevki çıkar için değil. O şekilde yapmak lazım. Yeni dönem diyoruz. O nedenle yeni dönem derken Sayın Özgürname'ye gelmeden önce şunu söyleyeceğim. Bu yeni dönemde diyeyim Cumhurbaşkanı yenilendi. Müzakereciler yenilendi. Medya da yenilensin. Yani medyada... Bir tweet atmışsın. Yeni bir TV şart demişsin. Burada. Hayır. Medya da yenilensin canım. Medyadaki bazı kalemler de yenilensin. Şimdi ben bakıyorum Sayın Akıncı yerden yere vurup da nasıl dönebilirim diye manevra yapmaya çalışanlar var. Ya da tam tersi de. Tam tersi de tam var. Tam tersi de var. Hayır yani demek istediğim şu yani medya da yenilensin canım. Peki bu yenilenme nasıl hayır, olacak? Bak bir lideri sevebilirsin. Saygı duyabilirsin. Ben ne söylüyorum? Derviş Eroğlu'nu ben çok severim. Saygı da duyarım. Ama onunla ilgili yapılan haberlerde veya yazılarımda duygusal davranmam. Neden? Çünkü bu mesleğimde ben duygusal davranırsam çok farklı olur. Köşe yazısı yazarım, belki duygusallığa kaçabilirim. Ama haberlerimde veya bazı yerlerde, mesela seçim boyunca programlara çıkmadım. Neden? Bir cümle söylüyorsun, bir tweet atıyorsun. Yani bilmiyorum, takip farklı ettik, seninle birlikte de gittik Sayın Akıncı'ya. Bütün liderleri aynı oranda tweet atarak takip ettim. Aynı oranda haberlerini yazdım. Ne bir fazla cümle ne bir az cümle. O nedenle diyorum ki bu süreçte yenileneceksek toplam yenileneceğiz. Zihniyet değişikliği. Zihniyet toplumsal olarak bir zihniyet yapacağız. Değişikliğine ihtiyacımız Sayın var diyorsun. Sayın Talat'ın şeyi var onu okuyacağız. Ya Sayın Özdilnami'ye yapılan, Sayın Bakan'a, Sayın Baş Müzakereci'ye yapılan hakaretler, yorumları bu toplumda nasıl kaldırabiliyoruz ya? Ya daha dün bir bugün Kıbrıs iki. Kıbrıs Türk'ü. Sayın Akıncı'nın... Sevgili Mert, Kıbrıs Türk'ü. Kıbrıs Türk'ünün birini, ferdini, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sevip sevmemesi kötü bir şey mi ya? Diyelim ki Rum'un çok sevdiği bir lideri, bir müzakereciyi getirseydi,
Şu anda Sayın Özünnami'ye hakaret derecesinde yazı yazanlar, saldıranlar, aynı manşetleri, aynı başlıkları, aynı yazıları, aynı yorumları Facebook'ta, Twitter'da yapacaklar mıydı? Evet. Yani diyecekler miydi? Rum nasıl olur, Rum'un sevdiği bir lider gelir, nasıl olur Rum'un sevdiği bir insan gelir göreve diye. Şimdi şöyle ben yanlış yapıyoruz. Sayın Özünnami Kıbrıs Türk halkının seçilmiş bir milletvekiliydi. Kimse de yapmaz bunu. Bakanlığı bırakarak gidiyor. Bir de şu var. Bugün Kıbrıs Postası'nda bir haber çıktı. Haberin paragrafını okumak istiyorum. Gazetenin eline geçen bir belgedeki yazışmaya göre Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanlığı görevine aday olan Mehmet Ali Talat'ın Özünnami'ye başbakanlık görevi teklif ettiğini, ancak Akıncı'dan gelen görüşmecilik teklifine Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ricası da eklenince tercihini başbakanlıktan değil görüşmecilikten yana kullandığına dair bir haber düşmüş. Bu çok önemli midir değil midir? Şimdi sen pek tabii sıcak bakmayacaksın buna. Daha farklı bakacağını farkındayım. Bu işte nereden ki zaten kanıya? Çünkü şunu söyleyeceksin. Yani bu bizi ilgilendirmez diyeceksin. O zaman Türkiye destek soruyorsun? Verdi. Ama ben yine de gündeme getirmek istiyorum. Çünkü izlemeyen ya da bu haberden haberdar olmayan izleyicilerimiz olabilir ama varsa bir yorum alalım yani. Hiç de fena olmaz. Şimdi bak, ben artık bu saatten sonra Sayın Özünnami ile ilgili olarak yazılanları veya söylenenleri bu o haberle ilgili değil, kendi düşüncem, fazla da dikkate almam. Çünkü artık müzakerecidir Sayın Özünnami. Sayın Cumhurbaşkanı atamıştır. 6'sında 6 Mayıs'ta Ankara'ya gidiyor. Ben müzakereci Sayın Özünnami bugün sevgili Vatan yazdı, Mehmet Vatan yazdı, köşe yazısında yazdı Kıbrıs Postası'nda. Kişisel husumetler, kişisel tartışmalar veya siyasi uyuşmazlıklar, çekişmezlikler artık bir tarafa bırakıyoruz. Bırakabiliyor muyuz? Bırakmak zorundayız. Sevgili Mehmet, bu ülkede eğer gazetecilik yapıyorsak, bu ülkede siyaset yapıyorsak, kasaba politikası, köylü zihniyetiyle yapmayacağız. Nereden biliyorum köylüyü? Ne diyeceğim, ben de köylüyüm. Biliyorum yani, yaşam stilini biliyorum. Çobanlık yapmış bir insan olarak çok iyi biliyorum. Yaşamı da biliyorum. O nedenle köylü zihniyetiyle gitmeyeceğiz. Yani birinin ayağına çelmeyi takalım diye gitmeyeceğiz. Sayın Özünnami diyorum ki nereden geldi ya sevgili Mert? Özünnami bize zembille gökten mi geldi? Yok muydu yani, Dışişleri Bakanlığı yapmıyor muydu? Yani Sayın Özünnami bu ülkenin halkı, vatandaşı, bu ülkenin evladı değil mi? Bir de şu var. Anlıyorum seni. Artık seni anlıyorum. Sayın Özünnami başbakanlığı kabul etmemesi daha onurlu bir davranıştır. Helal olsun. Kim ederdi? Bir başkası olsaydı kabul ederdi. Eğer ki makam mevki tutkunu bir insan olsaydı, şimdi burada tam Özün Bey'in avukatı gibi davranıyorum ama yanlış, yani şu anlamda söylüyorum bunu. Benim düşüncem eleştirilerin haksız ve yersiz olduğunu düşünüyorsun. Ya, eğer ki makam ve mevki tutkunu bir insan olsaydı başbakanlığı kabul ederdi. Canım müzakereciyle yönlendirirdi, her şeyi de yönlendirirdi. Dışişleri Bakanı da emrinde olacaktı, her şey emrinde olacaktı. Başbakan olacaktı ya, Cumhurbaşkanı'nı istediği şekilde yönlendirebilirdi. Tabii bu bir iddia tabii. Hayır ama demek istediğim başka şu, başka isimlerin de konuşulduğunu biliyoruz. Makam ve mevki sahibi bir tutkunu bir insan değil. Burada demek ki Kıbrıs sorununun çözümü noktasında çok inanıyor. Ankara'nın da Sayın Özünnami'ye güvenmesi çok doğal. Çünkü bence onur duyulacak bir şey. Bir de şu var. Onur şimdi duyulacak. Ankara'ya yönelik de bir mesaj olabilir mi? Sayın Akıncı'dan onurlu bir mesaj olarak algılanabilir mi? Ben Sayın Özünnami'nin atanma sürecini iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama burada yorum yaparak bir şova da girmeyeceğim. Ama ben de diyorum ki Sayın Özünnami'nin Ankara tarafından sevilip sayılması neresi kötü ya? Yunanistan'la bunu atayan da Sayın Akıncı'yı sayıyor. Hayır, Akıncı sonuçta evet, Kıbrıs gayet olumlu bir %60.50 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş Sayın Mustafa Akıncı iradesini kullanarak Sayın Özünnami müzakereci atadı. Şu olabilir sevgili Mert. Bu sende de olur, bizde de olur. Gazetecilikte de yok mudur? Şimdi ben seni arasam, bir TV sahibi olsam, desem ki ya sevgili Mert, iyi de arkadaşız. Sevgili Mert, ya şu çocuk iyidir desem. Sen de bir değerlendirme yapsan, o değerlendirmenin içinden birini onu seçsen. Kötü bir şey mi bu ya? Veya Sayın Cumhurbaşkanı istemese Özünnami kimse atayamaz. Bunu akıllardan çıkartmayacağız. Evet. Yani Sayın
Akıncı istedi, karar verdi, iradesiyle özgürlüğe atadı. Artı şunu da söyleyeceğim. Türkiye'ye karşı, ben tweet'te yazdım bunu sevgili Mert. Türkiye'ye karşı bu azınlıktaki insanlar iradeden bahsediyordu. Sayın Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik işte bizim bu halk seçti, halkın iradesine saygı göster. Sayın Akıncı'ya saygı göster. E peki Sayın Akıncı halktan aldığı görevle bu adımı atma hakkına sahipken sen nasıl olur da Türkiye'ye karşı iradeden bahsederken Sayın Akıncı şu anda iradesini kullanıyor diye Sayın Akıncı'ya hakaret ediyorsun? Hangi hakla? Ne istiyorsun sen? Meraklım nedir? Yani bu toplum ne istiyor? Yani mesela bu toplum derken bu zihniyetler ne istiyor ya? Yani hiçbir göreve gelmemiş, hiçbir makama gelmemiş insanlar, hiçbir toplumsal arası görüşmelerde yer almamış, sadece etkinliklere görüşmeler, sohbetler yapmış insanların, görev ve mevkiye gelen insanlara yönelik hakaret içeren tavırlarını gerçekten kınıyorum. Şu anlamda kınıyorum, bir yurttaş olarak kınıyorum, bir gazeteci olarak değil, bunu yapma hakkım yok çünkü gazeteci olarak. Evet, peki. Ama biz artık bu süreçte Sayın Akıncı'yı eleştireceğiz tabii ki ya. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış adımlar atar, Sayın Özdinlami yanlış adımlar atar, yerden yere vuracağız. Ama bir dakika, bunu yapıcı yapacağız. Yani yok sen Türkiye'cisin, yok sen Rumcusun. Peki bir şey soracağım. Yıllarca bu topluma bizlere Rumcu diyor, dendi diyen, topluma bazı kesimleri şikayet edenler, şimdi niye topluma kendi halkın seçtiği liderleri ve kişileri yok sen Türkiye'cisin, yok şucusun. Yani Türkiye'cisin deyince dışlama olmuyor mu? İnsanlara bir şey yapmıyor musun? Yapıştırmıyor musun? Rumcu deyince mi kötü? Her ikisi de var. Niye diyoruz? Hayır, zamanında bize Rumcu deniliyor diyen, itiraz edenler şimdi birilerini Türkçüsün, şucusun, bucusun diyor. Ya arkadaş sen yapıyorsun. Sen niye yapıyorsun? Ve bunu ne yazık ki kendisini sol adleden insanlar çok yapıyor. Sayın Özdinlami, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Mustafa Akıncı 6 Mayıs'tan sonra bence önemli bir süreci yürütecekler. Tabii ki bu söylemlerimiz, bu yorumlarımız şu anki yorumlarımız. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Bilgilerim ışığında konuşuyorum. Ve sevgili Mert, hiçbir zaman da şunu yapmamakta fayda var gazeteci olarak. Bilgisiz dışında duyumlarla hareket ederek karalamalar yapmak çok sağlıklı olmaz. Yani o nedenle, gerçek bir bilgi değilse, eğer bir iddia ise tabii sorgulayıcı bir şekilde araştırma yapmakta fayda var. Ama buradan hareketle bir yargıya varmak, bu yanıltıcı olur. Toplumu da yanıltıcı olur. Manipülasyona da dönebilir. Çünkü net bilgiler üzerine tabii ki konuşmak önemli. Bundan sonra artık. Bugün itibariyle sen şunu söylüyorsun ki aslında ben de buna destek veriyorum. Yani kim olursa olsun, bu dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, ister bir dikta rejimi olsun, isterse farklı bir şey. Eğer gerçekten demokratik bir ortamda yapılabiliyorsa, bir seçim ve halkın iradesi gerçekten yansıyabiliyorsa, ki bizim ülkemizde gerçekten bunun böyle olduğuna inanıyorum, bu iradeye saygı göstermek gerekiyor. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, seçimlerden önce eleştirdiğiniz bir isim olabilir ama seçildiği andan itibaren, ki bu da U dönüşü demek değildir, bunun da altını çizmekte fayda var, seçildiği andan itibaren o halkın, o toplumun aslında iradesi olduğu için ona saygı göstermek durumundasınız. Daha önce yapmış olduğunuz eleştirileri bir kenara bırakıp aslında yeni döneme odaklanmanın, hele böyle bir ülkede Sayın Mustafa Akıncı, çok önemli. Sayın Mustafa Akıncı ile Sayın Özdinlami başarısız oldu. Kim kaybedecek ya? Diyelim yerden yara vuralım. Yani Sayın Anastasiyadis'in açıklamaları kime itibar görecek. Bu bak. Sayın Anastasiyadis'in açıklamaları itibar görecek. Kasulidis'in açıklamaları itibar görecek. İtibar görmesinin anlamında söylemiyorum. Çok önemliymiş gibi addedilecek. Ama Sayın Akıncı bir açıklama yapınca veya Sayın Özdinlami bir şey söyleyince vay sen şucusun diyen saldırıya geçeceğiz. İşte bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Aha. Bu değil, şu demek değildir. Sayın Akıncı müzakereler başlar, mutlaka eleştirilecek, tenkit edilecek yerler olacaktır. Çünkü kolay bunlara bir görev, zaten hazır, kolay bir görev almış. Hazır olduğu evet. için zaten Cumhurbaşkanı oldu. Veya Sayın Özdinlami hazır olduğu için müzakereci oldu. Çünkü bunları göğüsleyebilecek bir yapıda olduklarını da düşünüyorum. Artık biz görüşmeler başladıktan sonra ayın 11'inde bir yemek var.
Yemekten sonra hızlanacak bir süreç var. Ve ben 2016'nın ilk yarısında belki bir referanduma bizi götürebilecek bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum. 2015'in sonunda bir referandum düşünülüyor ama ona yetişir mi bilmiyorum açıkçası. Ama en azından tabii şu anda iyi bir aslında hava var diyelim. Evet, bu hava belki 2004'ten sonra yakalanmış en iyi hava. Anastasiyadis'in eli de çok zor. Aslında şu anda köşeye sıkışan Anastasiyadis. Rumların eli çok zor da şu anda. Acaba bu mu kaygı diyorum? Rumlar çok zor durumda kaldı. Akıncı seçildi kaygısı da mı var bazılarında? Veya Özdinlami de seçildi kaygısı da mı var bazılarında? Rumların eli çok zor. Şimdi ne diyecekler? Ne yapacaklar? Şimdi aslında hani onlar düşünsün denir ya, evet, böyle bir durum. Çünkü bence ne Navtex, ne Barbaros, ne Sayın Eroğlu, hani tırnak içinde söylüyorum. Evet. Bunların her birinin bir bahane olduğunu biliyoruz. Rum kamuoyunun aslında aylardır yazdığı konulardan birisiydi bu. Bunların hepsi geride kaldı. Sayın Akıncı'dan yana destek veriliyordu sözlü olarak Güney kamuoyunda. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'nin muazzam bir motivasyonu var. Birleşmiş Milletler'in çok büyük bir baskısı var çözüm adına. Sayın Ayde çok değişik bir isim, çok farklı bir isim, saygı gören bir isim ve Rumların üzerinde her ne kadar baskı kurmaya çalışsa da kuramayı başaramadığı bir isim olarak da farklı bir özelliği var. Ve yeniden adaya dönüyor ve son iyi niyet temsilcisi olduğunun defalarca olduğu gibi. Daha önce de yapılmış olabilir. Olduğunu söylemedi. Aslında son temsilcisiyim dedi. Bunu söylediğini düşünüyorum. Olmak istiyorum dedi. Ben bunu bu son şekilde biliyorum. Son temsilciyim demedi. Birleşmiş Milletler'in son temsilcisi olduğunu Mert, söyledim. Sevgili Mert, olma istediği noktasında ona bir mesaj verdi. Bak bence cümlesi öyle. İkincisi, ben BM Genel Sekreterlerinden de çok duydum. Son genel sekreterim diye. Buna katılıyorum. O nedenle Sayın Aydi'ye söylemiş söylememiş haber değeri bile taşımaz açıkçası. Neden? Ne senin taşısın Birleşmiş ya? Milletleri temsil eden. BM'nin genel sekreteri söylüyor sözü de boş çıkıyor. Ben Aydi'ye mi... Aydın'ın söylediği söze mi itibar edeceğim? Yani şey açısından söylüyorum, etki açısından. BM Genel Sekreteri söylüyor, last game, end game diyor. Bu son şans, bu son oyun diyor. Diğeri neredeyse üzerinden 4 yıl, 5 yıl geçiyor. Şimdi Aydın de demiş ki, olabileceğini söyledi. Tam cümle öyle. Yani bizim medyaya tam farklı yansıtıldı ama tam cümlesi... O yönde bir istenç belirtti. Ben o cümlenin o şekilde olmadığını yeniden tehdit edeceğim bir birazdan. Ama aslında ben sadece şunu söylemiş olacağım. O bir nokta. Ama bütün bu değişik hava. Hiç... Şu anda Rumların önünde bir bahane kalmadı. Bunu söylüyoruz yani. Bir tekrar edeyim. Navtex, Barbaros, oydu, buydu, Türk askeriydi. Beş yıl sonra yeni bir cumhurbaşkanı ile birlikte nasıl değerlendiriyorsun diye sorabilirsin. Bilmiyorum. Ben ama bunu Sayın Mehmet Ali Talat döneminde de yaşadım. Niye biliyor musun? Aynı havayı, aynı şeyi, atraksiyonu. Çünkü karşısında Sayın Yoldaş vardı. Papadopoulos'tan sonra Sayın Hristofias gelmişti. Müthiş bir hava vardı. Ama en son golü de Sayın Talat'a Hristofias attı. Sen çözüme inanmıyor musun? Hayır, yani çözüme inanmıyorsun derken... Ümidin yok değil mi da? Bir umut ışığı var, doğdu. Ama biz bunu dillendirirken bu topluma her şey oldu bitti noktasında vermekle ben şeyi yapamıyorum sevgili Mert. Havuzlu villaların olacağını söyleyemiyorum açıkçası. Yok, zaten onu artık hayır, kimse ben, itibar etmez. Hayır, hayır, gerçekçi bir çözüm olması noktasında yorumlar ve düşünceler yapmayı tercih ediyorum. Çünkü hiçbir zaman gerçekçi değildi bana sorarsan. Hayır, yani tercih ediyorum. Vaatle. Çünkü ama şu var. Ben şimdi bu toplum bir şekilde inanmak durumundaydı ve inandırılmak durumunda kaldı. Sevgili Mert, bir düşünür çok önemli bir sözü var. Der ki, her zaman doğruyu söyle, yıllar geçtikten sonra ne söylediğini unutmazsın. Neden? Çünkü doğru tektir. O nedenle şimdi anlam planı döneminde farklı, bu dönemde farklı, Sayın Anas Hristofias Talat döneminde farklı sürekli yorumlar kurarsan çözüm oldu, kesin oldu diye toplumu böyle aldatmaya giden şey olursan, zihniyet olursan her dönemde sürekli fikir değiştirmek zorunda kalırsın. Evet, peki. Şimdi az bir süremiz kaldı. Bu süre içerisinde de istersen iç gündeme yönelik biraz konuşalım. Her iki partide de aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi'nde. Demokrat Parti bunun içinden çıkartıyorum. Niye? Çünkü aslında Demokrat Parti öyle bir hava var ki sanki seçimin tek kazanan partisiymiş gibi bir hava var. Hı hı. O yüzden bunu konuşmuyorum. Kim söyledi bunu? Bu benim yorumum. Ha, senin yorumun. Bu benim yorumum. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi'ni ele alalım. Her iki partide de bir aslında kurultay sancısı var. Ama önce CTP. Sayın Talat yeniden genel başkan adayı ve muhtemelen yeni genel başkan. Bir cümle söyleyeceğim. Özür dilerim. Buyur. Kıbrıs'la ilgili Kader Sevinç yazmış.
çıktı. Onu ben tweet attım dün. Kıbrıs kangreni hem AB'nin Türkiye ile ilişkilerini tıkıyor hem de her iki tarafında demokrasisini zehirliyor. Yani Kıbrıs sorunu çözülmeli. Kıbrıs sorunu çözülmeli. Bu sorun da çözüldükten sonra bazı azınlıkta kalan bazı zihniyetlerin neler yapacağını merak ediyorum ya. Gerçekten çok. Oraya gelince kadar benim merak ettiğim daha çok. Çok şey, çok şey var aslında. Şimdi yeniden diyorum. İç gündem istersen yorum alalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi eğer toparlanırsa Sayın Talat'la birlikte toparlanırsa iyi bir ivme yakalar. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi toparlanamaz. Bu süreci tartışmalarla geçirirse, ki Sayın Talat bence çok iyi bir zamanlama yaparak adaylığını açıkladı. Çünkü Sayın Talat'ın üzerinin isminin tartışılmayı açmak için hareket bekleyen CTP'li bazı vekiller de bir vardı. Bir grup var. Vardı. Bakma sen şimdi. Öyle bir yapı var ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de. Onun ayağını kaydırayım da şuraya geleyim. Onun düşüncesini eleştireyim de böyle popüler olayım havasına giren çok vekil var. Yani toplumdan aldığı iradenin ne anlamına gelmediğini bilen çok isimler var, bazı isimler var. Yani böyle 2-3 kafadar kendi kafasıyla gibi düşünüp de topluma yön verdiğini sanan veya böyle topluma liderlik yaptığını düşünen Sayın Talat'ı da eleştirebilecek veya Sayın Akıncı'yı da veya bir başkasını da yerden yere bulacak zihniyetler peki var. Sayın Talat'la CTP istediği devinimi gerçekleştirebilecek ya mi? Ben gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Sayın Talat'ın önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi zaten bu süreci sağlıklı atlatamazsa erime sürecine girer. Kimse hayır demesin. Toplumcu ama Demokrasi Partisi yükselişe mi Cumhuriyetçi geçer, Türk Partisi'nin neredeyse yerini alabilir. Sayın Akıncı'dan alacağı güçle, o havayla düşün. Belediye gitti. Cumhurbaşkanı gitti. Şimdi Hükümet sallantıda. Bir de şu eleştiri yapayım. Bunu seçim döneminde yapamadım. Niye biliyor musun? Sanki Sayın Akıncı'ya karşıymışım gibisine veya bir başkasına karşıymış gibi algılanmasın. Cumhuriyetçi Türk Partililer gerçekten komik duruma düşüyor bazıları. Bazı milletvekilleri de var, yöneticiler de var. Ne diyorlar? Eroğlu Tumba olacak dediler o dönem. Eroğlu Tumba. Ya sen kendi adayını niye ikinci tura bırakarak Eroğlu'nu Tumba etmeyi düşünmedin? Niye Toplumcu Demokrasi Partisi'nin veya o cennağı temsil eden Mustafa Akıncı'nın peşinde koştun, bayrak salladın? Ama bunun tırnak içinde neden, söylüyorum. Bunun nezdini yaşıyor. Neden Sayın Akıncı'nın yanında bayrak sallarken, fotoğraf pozları verirken Sibel Hanım'ın yanında yoktun? Ey sahte CTP'liler. Yani şimdi bunu niye söylüyorum, rahatlıkla söyleyebiliyor muyum? Seçim bittiği için rahatlıkla söylüyorum. Çünkü o dönem söyleseydiniz hemen bu ülkede çok pis bir yapı var. Namık Kemal demiş ya, sineğinden ve dedikodusundan çok şey yapıyorum. Öyle bir yayılıyor ki, yok şöyleydi böyleydi. Şimdi rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı seçildiği için. Ya diyelim ki Eroğlu'nu Tumba yapacaktın. Sen Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Facebook'ta yazdın. Vekiller olarak laf ettin. Meydanlarda, televizyonlarda söyledin. Sen Sibel Hanım'ı niye ikinci tura bırakarak Eroğlu'nu Tumba etmedin de senin adayın olmayan bir isim üzerinde o kadar aktif bir destek verdi. Evet. Aktife bak. Peki sevgili Mert, bu arada Sayın Başbakan'ın, genel başkanın, CTP'nin genel başkanının tavrını, seçim sonrası tavrını nasıl değerlendiriyorsun? Olacak o zaten. Herkes yapar mıydı bunu? Herkes yapar mıydı? Mesela Sayın Denktaş. Bir operasyon. Peki Sayın Denktaş da aynı pozisyonda. Desteklemiş olduğu bir... Hayır. Eğer şu anda bugün CTP Genel Başkanı neden istifa ediyor? Sorumluluğu üzerine aldığı için istifa ediyor. Doğru mu? Özkan Bey'le ilgili yorum yapayım ama ondan geçeyim ona. Hayır, çünkü benzetiyorum. Hayır, geçeyim ama ona. Geçeceğim. Özkan Bey'le ilgili yorumumu şöyle tamamlayayım. Sibel Hanım'ın kazanmamasının, kaybetmesinin tek nedenlerinden biri de Özkan Yorgancıoğlu'nun makamına göz dikilmesidir. Bunu Sayın Talat dikti anlamında söylemiyorum. Partide bazı isimler Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun yönetim anlayışından gerçekten çok rahatsızdı ve sandıkta Sayın Sibel Sibel'i bırakarak Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun tekrar aday olmasının önünü engellediler. Bu kadar da küçük düşünen zihniyet de var. Şimdi bu zihniyetleri söylediğin zaman, eleştirdiğin zaman sen CTP'ye yükleniyorsun deniliyor. Ama CTP'nin içinde kendi partisine ihanet eden isimler CTP'ye yüklenmiyor. İhanet eden diyorum, net söylüyorum. Herhalde parti bunun Cumhurbaşkanlığı sürecinde herhalde belediye başkanlığı seçimi sürecinde
genel seçimlerde bunlar yaşandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi içinden ihanete uğradı. Evet. Ve şeye geçelim. Sayın Serdar Denktaş'ın da. Hayır, niye buraya geldi? Onu tekrarlamak istiyorum. Niye buraya geldi? Çünkü sayın, sen zaten bunu yapacaktı diyorsun. Yani Sayın Denktaş, bir dakika, Sayın Özkan Yorgancıoğlu istifayı bir erdemli bir duruşla göz önüne alıp bunu yapabiliyor. Zaten bunu yapması gerekiyordu diyorsun. Evet, güzel. Peki Sayın Denktaş neden farklı değil? Hayır, çünkü tek benim adayım noktasında bakmıyor ona. Ulusal Birlik Partisi de var. Zaten en büyük kaybeden Ulusal Birlik Partisi'yle. Peki Sayın Özgür Gün niye değil? Sayın onun da istifası veya yeni bir adım atılması, eğer genel kurul yapılacaksa genel kurul yapılması, güven tazelemesi mutlaka gerekir Ulusal Birlik Partisi'nde. Önce tüzük kurultayı tabii. Ve şey söyleyeceğim sana. Ulusal Birlik Partisi'de, Cumhuriyetçi Türk Partisi'de ve Demokrat Parti'de bu seçimin zaten kaybedeni. Gerçekten yani iki partide düşünebiliyor musun? İki parti ya ben güçlüyüm diyen iki parti, sağ parti Sayın Eroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtiremedi. Neden? Aynı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde yaşanan ihanetler orada da yaşandı. Ya adam bakan olmuş, milletvekili olmuş. Hala makam mevki bekliyor. Sen benim şu önümü kesmiştin. Ben sana bu seçimde sorarım mantığıyla hareket ediyor. Yani ne ideoloji ne başka ideoloji bir şey. İdeoloji yok. Hiçbir şey. Sevgili Mert. Kıbrıs'ta, yani milli dava, Kıbrıs milli politikası. Dava, milletvekili olayım, bakan olayım. Parti başkanı olayım. Milletvekili olayım, bakan olayım, parti başkanı olayım. Mecliste düşün bugün kavgalar, dövüşler. Yani ben demek istediğim şu var. Bu ülkede o nedenle tek kazanan bu seçimle ilgili bir tweet attım. O gerçekten yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bu seçimler bir cumhurbaşkanı, yeni bir cumhurbaşkanı çıkardı topluma. Sayın Mustafa Akıncı'dır. Bir de şu anda bir başbakan çıkardı. Evet. Kimdir? Kudret Özersay'dır. Bence. Neye göre yorumluyorsun? Kudret Özersay. Bir erken seçim ve öncesi. Kudret Özersay. Eğer bir parti kurarsa, ki köyleri dolaşacak, kuracağını da düşünüyorum. %35'in altında oyu yoktur. Peki bir erken benim seçim iddiam ne zaman olabilir? Benim iddiam değil. Erken seçim mutlaka bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Sana göre ne zamanı belli mi? Ben 2016'nın içinde bir tarihte 2016. Veya bu Haziran'da Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayından sonra yaşanacaklardan sonra bir adım bekliyorum. Ama Kudret Özersay en az %35 ile kurduğu partinin %35 oy alacağını düşünüyorum. Peki ve parti kurma kararını daha mı vermedi? Eğer Kudret Özersay da Cumhurbaşkanı adaylığını UBP ve HDP'den, UBP'den ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bile olsa koymuş olsaydı şu anda Cumhurbaşkanıydı. Evet, bu şekilde değerlendiriyorsun. Peki Demokrat Parti yorumlamadın. Demokrat Parti yorumlamadım. Çünkü Demokrat Parti değil, bütün partileri yorumlamak lazım. Hepsini yorumluyoruz zaten. Yani, CHP yorumladık, Ulusal Birlik Partisi'ni yorumluyoruz. Hepsini bir paketten atıyorum. Ben diyorum ki hepsi de bu seçimin kaybedenidir. Hepsinin de mutlaka yenilenmesi peki lazım. Peki şunu soruyorum. Şu kadroları da yenilecek. Bir erken seçim olmadan önce. Ulusal Birlik Partisi de bu topluma yalan söyleyen milletvekilleri, bakanlar, kimse varsa parti başkanı olmayacak. Veya parti yönetiminde yer almayacak. Eğer aynı zihniyetler, aynı isimler parti yönetimlerinde yer alacaksa Ulusal Birlik Partisi'nde de hiçbir şey olmaz. Şimdi hem o Demokrat hem de Parti'de şu aynı bir erken seçim, siyasi partiler ve seçim halk oylaması yasası gündeme gelmeden, yürürlüğe girmeden bir erken seçime nasıl bakarsın? Canım onu yapmazlar ki. Yaparlarsa onu seçilemezler. Bu kesin mi sence? Kesin, çünkü bizim bu ülkede Kuzey Kıbrıs'ta milletvekillik, bakanlık memurluk gibidir. Parti başkanlığı da memurluk. Bak ama gibidir. Sayın Tarat ne demiş? Okudun mu Sayın Tarat'ın önerilerini? Eğer genel başkan olursa bu iki maddede, bu iki i̇nşallah, yasada gündemde inşallah, var. Buna inşallah. İnanıyor musun? İnanmak istiyorum. Sayın Talat'a neden inanmak istiyorum Sayın Talat'a biliyor musun? Toplum şimdi Sayın Talat döneminde bu toplum çok refah huzurlu bir süreç yaşadı. Başbakanlığı döneminde. Referandumdan sonra ekonomi o havayla ciddi bir girdi oldu. Havanın mı etkisi, Sayın Talat'ın hava, mı etkisi? Ama sonuçta Sayın Talat'ın önderliğinde, Sayın Talat'ın yürüttüğü bir süreç vardı. Sayın Talat Başbakanlığı döneminde bu ülkede hiç ekonomik konularda veya bazı konularda fazla tartışmalar olmadı. Çünkü olumlu, çok müthiş bir dönem yaşanıyordu. Ben de diyorum ki umarım Sayın Talat da geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın son dönemlerinde yaptığı hataları yapmayarak
reformlar konusunda adımlar atarak bu toplumun kazanmasını sağlayabilir. Burada atılacak adımlarda mesela ekonomik program ne durumda? 2016 geldi. Ekonomik programla ilgili olarak kapağını bile açamıyoruz bunu. Bir çalışma yaptım. Yok. Kapağını bile açamıyoruz. Reformlar yapılıyor mu? Yapılmıyor. Niye? Sırf şövenist olaylar, sırf şövenist yaklaşmalar nedeniyle. 6 aydır ülkede gündem Cumhurbaşkanlığı. Hiçbir şey. Ama ne olacak? Bundan sonra adımlar atılacak. Ben Kıptek'te olsun, Telekom'da olsun, her konuda ciddi anlamda şu kamu reformu, hepsinden çok daha sağlıklı kamu reformunun adımlar atılmasını bekliyorum. Ve şunu da bekliyorum ya, artık gerçekten şu kamu dairelerinde ki insanların artık bir disipline girmesi gerektiğini düşünüyorum. Sana yani çok kamu kızabilirler şimdi. Hayır, bazı kamu daireleri yol geçen anına dönmüş. Ya müsteşar içeride, bakan içeride, daire başkanları içeride, çalışanlar saat 2.30 oldu mu, 2 oldu mu kayboluyor. Niye? Ben çocuğumu alacağım, ben şunu alacağım. O zaman özel sektördeki ne yapacak? Özel sektör çalışanı ne yapacak ya? Düşünebiliyor musun? Dere boyundaki trafik, Lefkoşa'nın içindeki trafik 2'de kilitleniyor. 3'te mesai bitiyor. Ama öğle yemeğinde herkes. 2'de kilitleniyor. Hayır, 2'de dönüş, eve gidiş başlıyor. Sen memurların yemek yediği lokalleri de bilirsin, biliyorum, gezersin. Mesai saati 3'te bittiği saatleri biliyoruz. Evet. 3'ten sonra bir kalabalık, evet, ki normalde 4'te, evet, ya da 5'te, evet, bitmesi gerekirken mesai saati ne yapılıyor? Öğle yemeği saati alınıyor. Öğle yemeği yenilmiyor, tırnak içinde söyleyeyim. Ne yapılıyor? O saat 3'e çekiliyor. Doğru mudur? Bu şekilde bir uygulama var. Hatta bunun değişmesine bir itiraz var. Hayır. Ama git bir bak şimdi, saat 1'de çıkalım, yemeğe gidelim. Bir bak. Kaç tane restoranda, kaç tane de lokal restoranda ne kadar memur var? Ne dersin? Kamu haksız bir gözlem. Çok doğru haksız diyorsun. Gözlem. Çok doğru diyorsun. Kamu reformunda zaten yapmıyorlar. Niye biliyor musun? Kamudaki çalışanlardan oy alırız. Yok memur. Zaten bu ülkede ne var biliyor musun sevgili Mert? Bu rantın musluğu ne zaman kesilecek? Eğer memurlar zihniyetine darbeyi vurursa bu ülkede biri, toplumun genelinin beğenisini kazanır. Ben demiyorum memurlar da haklarını almasın, ama özel sektörü hiç düşünmüyorlar ya. Ya sen hiçbir tane bu ülkede bir tane sendika başkanı meclis önüne gidip eylem yapmadı ya, askeri ücret niye bu kadar düşük diye. Özel çalışanların hakları niye bu kadar kötü diyen bir tane yok. Gazeteciler, biz mesleklerimiz, basın sen yapmadı. Gazeteciler Birliği yapmadı. Ne zaman BRT'nin takın çalışanların sorunu oluyor, basın sen açıklama yapıyor, Gazeteciler Birliği açıklama yapıyor. Basın sen Twitter atıyor. Ne zaman? Twitter atıyor. Ne zaman memurlarla ilgili bir adam sıkıntı olsun, bir tane hademenin hademe odası değiştirilsin. Sendikalar ülkeyi neredeyse eylem yerine çeviriyor. Ama diyelim ki 10 kişi bir özel sektörde işten atılsın, bir tane sendika başkanının veya sendikanın açıklaması yok. Ya bir cümle söyleyin ya, ayıp oldu arkadaşlar deyin. Yok. Evet, o nedenle bu memur zihniyetine de darbeyi vurmak zorundasın. Hiç. Ya ben istemiyorum ya, düşünebiliyor musun? Özel sektör çalışanın çocuğu yok mu? Özel sektör çalışanın ailesi yok mu bu ülkede? Saat 2 oluyor, toparlanıyorlar, kayıp. Bak bu arada herkes hayır, de niye? Değil. Yani herkes hayır değil. Ama bazıları biliyor canım. Sevgili, ama çünkü hayır, öyle konuşunca hayır. Senin için söylüyorum. Hayır. Yanlış anlaşılabilirsin. Ben yanlış anlaşılmam. Hayır, çünkü niye genellemeyelim? Niye yanlış anlaşılmam? Herkes aynı zihniyete değil. Biz burada 2-3 bir şey sorayım. İşini sayımız doğru belli. Yapanlarla hayır, sayımız belli. Sevgili olmayanlar da sayımız belli. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Bu söylemlerimi de kim alıyor? Bunu yapmayanlar biliyor zaten. Bunu yapmayanlar izliyor yanlış zaten. Yanlış anlaşılmasın da. Hayır, yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yanlışı kim anlar biliyor musun? Yapanlar anlar. Niye bu kadar yükleniyorsun üzerimize diye. Peki tamam. Diyorum ki devlet dairelerinde bazı dairelere git. Gerçekten saat 2'de 1'de adam kapatıyor. Dükkanı kapatıyor. Şimdi sen, ben diyorum ki yok senin çocuğun var, yok ailen var, yok kreşin var, yok o özel etkinliğin var. Özel sektör çalışanının hiç yok, hakkı yok. Özel sektör çalışanına yönelik hiçbir şey yok. Unutma ki özel sektör çalışanları 1 Mayıs'ta en azından Allah'tan, bir gün dinlenebiliyorlar. Allah'tan, evet. Dinleniyor, Allah'tan evet. Dinleniyor. Onu da gözümüze söküyordur kesin memur zihniyeti. Bazıları için söylüyorum. Ben bazılarını sevgili Mert kaçırıyorsun. Bazıları cümlesini kullanıyorum ve o insanlar kendilerini biliyorlar. O bakanlıklar, o daireler kendilerini çok iyi biliyorlar.
Evet. Ve gerçekten bu topluma bir ihanet var. Ama ihanete her taraftan yapılan bir ihanet var. Öyle bir sistem var ki, düşünebiliyor musun? Sevgili Mehmet, gördüğümü söylüyorum sana. Bir bakanlık mesai yazıyor. Niçin biliyor musun? Bak sevgili Mehmet, hazırlanacak bir sayfa. Hafta sonu mesai olacak. Veya diyelim cumadan sonra mesai olacak. Kaç kişi başvuruyor bu mesai için buna biliyor musun? 20 kişi. Eskiden neydi biliyor musun? Bu 20 kişiye izin veriyorlardı. 20 kişi bir sayfayı yapması için mesai alıyordu bu ülkede. Peki. Adam maaşı 5000 TL, neredeyse 5000 TL'de mesai alıyor. Niye alıyor biliyor musun mesaiyi? Bunu özel sektör çalışan Kıbrıs Türk toplumu ödemek zorunda mı ya? Neymiş? Taksidi varmış. Peki bir şey soracağım. Taksidi var diyen hangi hakla sen Kıbrıs Türk halkının hakkını bir memura veriyorsun? Hangi memur, hangi daire müdürü, hangi bakan, hangi milletvekili, hangi müsteşar olarak buna hakkın var? Niye? Sırf bir imza yetkin var diye yapıyorsun. Peki, bu toplum bu şekilde söylüyor. O nedenle kamu reformunu yapmak için, yapılmaması için ellerinden geleni yaparlar. O nedenle siyasal partiler yasası değişmemesi için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü siyasal partiler yasası değişirse... Bak değişirse devlet memurluğu gibi milletvekili yapanlar temizlenir. Topluma yalan söyleyenler temizlenir. Ben Sayın Talat'a güveniyorum bu konuda. Ben hayır bak ellerinden gelenler yaparlar. Diyorum. Eğer seçilirse. Artı Cumhuriyetçi Türk Partisi bugüne kadar verdiği sözleri tutmakla övünülecek bir partiydi. Demokrat Parti iktidarı şu anki iktidar döneminde verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Aslında bana sorarsan son bir kurşunları kaldı. 7 Haziran'ın hemen ardına yapılacak olan parti içerisindeki başkanlık değişikliği diyelim bunu artık. Bununla beraber Sayın Talat eğer seçilirse neler değişebilecek? Bu hükümete nasıl yansır? Bu bahsetmiş olduğumuz yasaların geçmesi noktasında nasıl bir motivasyon yaratabilir? Bunu da bekleyip göreceğiz. Programımızın süresinin sonuna geldik. Seni can evinden bulduk. Son kısmı kamu reformu deyince sen biraz hararetleniyorsun. Çok iyi anlıyorum sevgili seni. Süremizi özel doldurduk. Sektörü hayır. Hemen alalım son cümle. Özel sektörü düşünmeyen bir zihniyet var. Evet. Özel sektör ölsün. Özel sektörün hakkı olmasın ama memurlar çocuklarını da almak için saatler olsun, maaşlarını da, mesai de. Diyorum sevgili Mert, bir kağıda rapor yazılacak 20 kişi mesai yazan, zamanında bakan, müsteşar vardı. Böyle ayıp ya, bu toplumu bu şekilde soymaya kimsenin hakkı yok. Peki, teşekkür ederiz. Devletin yaşaması için önce vatandaşların yaşaması, işçi ve memur ayrımı yapılmadan yaşaması gerekir. Aslında bunu başaramadık sanırım birazcık. Umarız bundan sonraki süreçte bunu ümit etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok en azından. Ama biz yine yayınlarımızla ve yazılarımızla bunların savunucusu olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Senin de görüşlerine yer vermiş olduk. Değerli izleyenler, bu sohbetle birlikte Odak Noktası'nın haftanın ilk söyleşisini geride bıraktık. Saat başında gelişmeleri haber bülteniyle izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın efendim.